Arkadaşlar şimdi temel büyüklüklerden bahsettik. Dedik ki kısamız olarak aklımızda kodlayalım, tutalım. Şimdi bunların bir de tablo şeklinde sizlere birimlerini, sembollerini, gösterimlerini gösterelim. Arkadaşlar temel büyüklükler kısamızdı. Yani kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman olarak aklımızda kodladık. Şimdi kütlenin arkadaşlar birimi denince ne geliyor aklımıza? Kilogram ya da gram, değil mi? Ama biz şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Uluslararası birim sistemi dediğimiz bir birim sistemi var. Buna SI birim sistemi diyoruz. Yani şöyle gösteriliyor. Birazdan tanımını yapacağım. Bütün yazdığım bu birimler aslında uluslararası birim sistemine göre yazılmış bir tablo. Çünkü arkadaşlar hemen şurada hem tanımını yapayım yeri gelmişken. Farklı kültürlerde arkadaşlar yapılan, farklı dillerde yapılan bilimsel çalışmaları aslında ortak bir paylaşımda bulunduğumuz zaman herkesin anlaması gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar 1971 yılında yapılan ölçü ve ağırlık konferansında arkadaşlar uluslararası birim sistemi dediğimiz SI diye gösteriliyor. Birim sistemi kabul edildi ve buna göre yayınlandı. Yani yapılan bütün deneyler, işte yapılan ölçümler bu sisteme çevrilerek ortak bir şekilde paylaşılıyor. Dolayısıyla birim ne demek arkadaşlar? Birim şu demek, kişiler, işte kişilere göre, yere göre, zamana göre değişmeyen büyüklüklere biz birim diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla uluslararası birim sistemine göre buradaki bütün birimleri o şekilde yazdım. Normalde kilogram, uluslararası birim sistemine göre kütlenin birimi. Fakat biz kendimiz ülkemizde yoğunlukla işte gram kullanabiliriz. Genel olarak gram kullanabiliriz. Ama uluslararası bir birim sisteminde ifade edilmek istenildiğinde biz bunu ne yapacağız? Hemen dönüştüreceğiz arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Birimi kilogram. Bu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Küçük K harfi ve G harfi ile kilogramı kısaltarak yazabiliyoruz. Arkadaşlar sorularda kilogramı ya da şöyle söyleyelim. Sorularda kütleyi arkadaşlar biz küçük M harfi ile tanıyoruz. Yani sorularda kitaplarda işte bize 5M kütleli diye söyleyebilirler. 5M'yi görünce kütle olduğunu tabii ki bu ünite için. Çünkü fizikte birçok harfin arkadaşlar birçok anlamı olabilir. Dolayısıyla bu ünitede kütle küçük M harfiyle kitaplarda tanıyabilirsiniz. Arkadaşlar ışık şiddeti, ışık şiddetinin birimi kandeladır. CD ile gösterilir. Işık şiddetini de biz kitaplarda, kaynaklarda büyük I harfiyle görür ve tanırız. Bu ünite için tekrar ediyorum. Ve biz ışık şiddetini arkadaşlar fotometre ile ölçeriz. Arkadaşlar sıcaklık uluslararası birim sistemine göre Kelvin'dir. Bizim için genel olarak biz ne kullanıyoruz arkadaşlar? Santigrat derece, değil mi? Celsius. Ama uluslararası birim sisteminde bize sorulduğu için genel olarak Kelvin'dir diyoruz sıcaklığın birimi. Bunu karıştırıyorsunuz. Sorularda da karıştırabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunu da unutmayalım. Büyük K harfiyle gösteriliyor. Kitaplarda biz sıcaklığı, eğer sıcaklıktan bahsediliyorsa büyük T harfiyle ifade edilir. Tabii ki sıcaklığı neyle ölçüyoruz? Termometre ile ölçüyoruz. Arkadaşlar akım şiddetine geçtik. Akım şiddeti de arkadaşlar birimi amperdir. Dolayısıyla büyük A harfiyle gösteririz. Sorularda eğer akımla ilgili bir ifade varsa küçük i'yi görünce orada bir akımın oluştuğunu anlayabiliriz. Dolayısıyla akımı da biz ampermetre ile ölçeriz. Arkadaşlar madde miktarına geçtim. Madde miktarını da biz birim olarak mol ile ifade ederiz. Arkadaşlar molün gösterimi de moldür. Ve kitaplarda mol ile ilgili bir kavramdan bahsediyorsa soruda o zaman küçük n harfini kullanmıştır. Yani küçük n harfini görünce onun mol olduğunu anlamalıyız. Buraya şunu yazdım. Hesaplama yapılır dedim. Yani herhangi bir ölçüm, molün herhangi bir ölçüm aleti yoktur. Arkadaşlar molde biz hesaplama yaparız. Bunu kimya dersinden de hatırlıyor olabilirsiniz. Arkadaşlar uzunluktan bahsedelim. Uzunluğun birimi metredir. Arkadaşlar metreyi küçük m harfiyle gösteririz.
Yani sembol olarak. Bakın bu küçük M harfiyle bu küçük M harfini karıştırmayalım. Çünkü soru da bize uzunlukla ilgili bir şey söylüyorsa küçük M sembol olarak verebilir. Ama bize kütleden bahsediyorsa o zaman yine küçük M ile de gösterebilir. Ama sorunun gelişine göre biz harfleri lütfen ayırt edelim. Soruda çünkü bize ne sorulduğunu bazen anlamıyoruz arkadaşlar. Şöyle sembol olarak, gösterim olarak da biz uzunluğu L harfiyle gösterebiliriz, X harfiyle gösterebiliriz. Yani bu değişebiliyor. Ama neyle ölçeriz? Şerit metre ile biz metreyi ölçüyoruz, uzunluğu ölçüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar zamandan bahsedelim. Zaman birim olarak uluslararası birim sistemine göre saniyedir. Saniyeyi de sembol olarak küçük S harfiyle gösteririz. Kitaplarda yine zamanla ilgili bir soru olduğunda küçük T harfi yine zamanı belirtecektir. Zamanı da biz arkadaşlar kronometre ile ölçeriz. Bunlar arkadaşlar hem temel büyüklüklerde hem de temel büyüklüklerin biz birimini, sembolünü, gösterimini ve ölçüm aletlerini ne yaptık arkadaşlar? Öğrenmiş olduk. Temel büyüklükler kısamuzdan oluşuyordu. Bunun dışında kalanlar ise türetilmiş. Ben türetilmişten birkaç örnek olarak bir tablo çıkarttım yine sizler için. Arkadaşlar türetilmiş büyüklükler mesela sürat olabilir. Sürat dediğim şey neydi arkadaşlar hatırlayalım. Birim zamanda alınan yoldu. Doğru mu? Şimdi bakıyorum birim zamanda alınan yol birim olarak o zaman birimini hemen buldum bakın. Birim zamanda alınan yol. Yani aslında saniye gösterimi T ise metrede uzunluk ölçüsü değil mi? X olarak gösterelim. Birim zamanda alınan yola ben sürat diyorum. Ve sürati V harfiyle gösteriyorum arkadaşlar. Sorularda V harfiyle görebilirsiniz. Yani süratten bahsederken yanına da V konulabilir. Birimi ne olacak arkadaşlar? Metre bölü saniye olacak. Neden? Çünkü birim saniyede alınan yoldu. Şimdi bakıyorum arkadaşlar kuvvet. Kuvvet de bir türetilmiş büyüklüktür arkadaşlar. Temel büyüklük değildir. Bakın K harfi genellikle karıştırılır. Kısamızdaki K harfi kuvvet olabilir gibi düşünüp karıştırabilirsiniz. Yanılgıya düşmeyin. K harfi kütle temel büyüklükte. Burada arkadaşlar kuvvet türetilmiş büyüklüktür. Birimi Newton'dur. Büyük N harfiyle gösterilir ve biz kitaplarda kuvveti büyük F harfiyle tanırız arkadaşlar. Arkadaşlar enerji, enerji de türetilmiş bir büyüklüktür. Birimi Joule'dür. J ile gösterilir. Enerjiyi biz büyük E harfiyle kitaplarda yine tanıyoruz. Arkadaşlar güçten bahsedelim. Güç de türetilmiş bir büyüklüktür. Birimi Watt'tır. Arkadaşlar gösterimi W ile gösterilir. P harfiyle de kitaplarda gücü tanıyoruz. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum sizlere. Temel büyüklüklerin aslında hepsi arkadaşlar skaler büyüklüktür. Bunu lütfen bir yere not edin. Çünkü birazdan skaler ve vektöreli anlatacağım. Orada yine bahsedeceğim ama hazır yeri gelmişken kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman hem temel büyüklük hem de fiziksel nicelik olarak ikiye ayırmıştık ya hem de skaler büyüklüklerdir arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Hemen bir örneğimiz var arkadaşlar. Burada diyor ki kütle dinamometre ile ölçülür. Bütün temel büyüklükler aynı zamanda skaler büyüklüktür. Işık şiddeti fotometre ile ölçülür. Yargılarından hangisi doğrudur? Şimdi şöyle bir düşünelim arkadaşlar. Kütle neyle ölçülüyordu arkadaşlar? Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür arkadaşlar. Burada onu söylemeyi atladıysam yazmıştım hemen burada da tekrar etmiş olduk. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Dinamometre ile ölçülmez. Peki dinamometre ile ölçülen neydi arkadaşlar? Kuvvetti. Dolayısıyla bunları karıştırmıyoruz. Bu yanlış oldu. Bütün temel büyüklükler aynı zamanda neydi? Az önce söyledim. Skaler büyüklüktü. Dolayısıyla doğru. Tabii ki skaler kavramını unutanınız, bilmeyeniniz varsa birazdan söyleyeceğim. Ama aklımızda tutalım dedik bu skaler kavramını. Bütün temel büyüklükler skalerdir demiştik. Işık şiddeti fotometre ile ölçülür. Evet az önce bunu burada sizlere söylemiştik. Işık şiddeti fotometre ile ölçülüyordu. Dolayısıyla doğru. 2 ve 3. öncülerimiz
doğru olacak. Arkadaşlar, skaler ve vektörel büyüklüklerden şimdi bahsedelim. İkisini birbirinden ayıran tek bir özellik var. Bunu aklımıza tutarsak karıştırmayız arkadaşlar. Şimdi sayı ve birimle ifade edilebilen yön bilgisine gerek olmayan. İşte burada ipucu arkadaşlar şurası. Yön bilgisine gerek olmayan büyüklüklere biz skaler büyüklük diyoruz. Hani dedik ya, temel büyüklükler skaler büyüklüklerdir aynı zamanda. Demek ki temel büyüklüklerin hiçbirinde yön bilgisine biz ulaşmıyoruz. Şimdi düşünelim, kütleden bahsettik ya da uzunluk ya da zaman. Bunların herhangi bir yön ifadesi var mı? Zamanın bir yönü var mı? Ya da kütlenin bir yönü var mı? Hayır, yok. Dolayısıyla yön bildirmiyorsa nasıl büyüklük oluyormuş arkadaşlar? Skaler büyüklükler oluyormuş. Peki vektörel büyüklük deyince ne anlamamız gerekiyor? Arkadaşlar işte burada da sayı ve birimin yanında, yani yine sayı ve birim kullanacağım. Bunun yanında yöne sahip olan büyüklüklere biz vektörel büyüklükler diyoruz arkadaşlar. Tamam, içinde yön geçiyorsa vektörel, yön bilgisi yoksa skaler büyüklük olacak. Şimdi ben 5 kilo elma dedim, tamam mı? 5 kilo elma kavramında sayı kullandım, birim kullandım. İşte ama bir yön belirtmediğim için ona skaler dedim. Peki 5 Newton kuvvet uyguladım dediğim zaman o kuvvetin aslında cismi yönlendirdiği bir yön olduğu için kuvvet aslında ne olmuş oldu arkadaşlar? Vektörel bir büyüklük olmuş oldu. Şimdi bunları biraz daha detaylandıralım. Vektörel büyüklüğü şöyle bir açalım arkadaşlar. Şimdi vektör nedir kelimesini önce bir tanımlayalım. Arkadaşlar vektör aslında burada söylediğim gibi yön ifade eden büyüklüklere deniyor. Şimdi yönü ve büyüklüğü olan doğru parçasına biz vektör diyoruz. Arkadaşlar çizmeye çalıştım. Şimdi bir vektörün muhakkak bir başlangıç noktası olacak. Bir bitiş noktası olacak. Bu bitiş noktasına doğru da biz ok işaretiyle belli ediyoruz biz bu yönü. Dolayısıyla bir yön belirtmiş oldu. Bir büyüklüğü olacak arkadaşlar. Dolayısıyla K vektörünü ben büyüklük olarak bu şekilde de mutlak değer içerisinde gösterebiliyorum. Mesela 10 birim dedim. Tamam mı? Ağırlık, ivme, elektrik alan, kuvvet, hız, yer değiştirme vektörel büyüklüktür dedim. Zaten arkadaşlar hatırlayın, fizikte kullanmışsınızdır ya, illaki şöyle olmuştur yani. Ağırlıktan bahsettiğimiz zaman ağırlığı büyük G ile gösteriyorduk. Üzerine ne yapıyoruz? Şapka. Hemen ok koyuyoruz. Yani bu okun anlamı ne? Vektörel oldu. Yani yön oldu. Biz vektörel büyüklüklerin başına muhakkak bu işareti koymak zorundayız. Arkadaşlar ivme dediğim zaman hatırlarsınız sorulardan, çözdüğünüz denemelerden. Sorularda da yine ivmenin başında ok işareti vardır. Çünkü yön ifade eder arkadaşlar. Elektrik alan, hemen elektrik alan dediğimiz zaman burada da evet, elektrik alan dediğimiz zaman yine okumuzu koyarız. Kuvvet denildiğinde okumuzu koyarız. Hız denildiğinde okumuzu koyarız. Yer değiştirme, hemen yön belirttiği için ne yaparız arkadaşlar? Vektörel bir büyüklük olduğunu ifade ederiz. Arkadaşlar skaler büyüklüklerde de yön ve doğrultu belirtmeyecekti. Mesela kütle dedik. Kütle koymuyoruz değil mi? İşte sıcaklık denildiğinde T harfine bir ok koymuyoruz. Ya da enerji denildiğinde enerjinin başına ok koymuyoruz gibi. Arkadaşlar vektörel büyüklüklerin aynı yönlü olduğunda ve zıt yönlü olduğundaki toplama işlemlerini, yani bileşkelerini nasıl buluruz? Ondan bahsedeceğim şimdi. Aynı yönlü vektörlerin toplanması. Bunları vektörler ünitesinde zaten daha detaylı göreceğiz arkadaşlar. Burada sadece TYT kısmı genel üst bilgi ya da temel bilgiler olarak değerlendirebilirsiniz. Aynı yönlü vektörlerin toplanması denildiğinde bakın arkadaşlar K vektörü ve L vektörünün kaç birim olduğu söylenilmiş. Yönleri belirtilmiş. İkisi de aynı yönlü. O zaman K artı L vektörünün
arkadaşlar toplamı ne olacaktır? Aynı yönlü olduğu için 2 artı 4'ten ya da tam yazalım. K vektörü 4 birim artı L vektörü 2 birim 6 birim olacaktır. Doğru mu? Geliyorum zıt yönlü olduğunda. Arkadaşlar zıt yönlü olduğunda çıkarma işlemi gibi düşünün. İşte aynı yönlü olduğunda toplama işlemi gibi düşünelim. Çünkü büyük olan yöne doğru olacaktır. Şimdi zıt yönlü K vektörü 4 birim bu tarafa sağa doğru, sola doğru da 2 birimlik L vektörü var. O zaman K artı L vektörü için 4 büyük olan yön, büyük olan yönden küçük olan yönü az birimli ters yönü çıkarıyoruz arkadaşlar. Buradan ne olacak? Toplamları 2 birimlik bir birime sahip olacak. Yönünü sorarlarsa büyük olan yöne doğru. Yani şöyle gösterebiliriz. 2 birim işte sağa doğru. Burada da 6 birim yine sağa doğru şeklinde aynı yönü ve zıt yönlü vektörleri toplamış olduk. Arkadaşlar şimdi bir örnekle devam etmek istiyorum. Temel ve skaler büyüklükler arasındaki ilişkiyi kurmak için. Sorumuz şu şekilde. Yukarıda tabloda verilen doğru ya da yanlış hangi seçenekteki gibi olmalıydı? Yani buradaki hatayı bulacağız arkadaşlar sizlerle. Şimdi şöyle demiştik. Temel fiziksel nicelikleri biz temel ve türetilmiş büyüklükler aynı zamanda skaler ve vektörel büyüklükler olmak üzere gruplara ayırmıştık. Burada uzunluk için şu söylenmiş. Hem temel büyüklük hem skaler büyüklüktür. Doğru mudur diye. Arkadaşlar uzunluk kısa muzun içerisinde mi? Evet. Kısa muzun içerisindeki kodlamadaki bütün söylediğimiz aslında o birimler nasıl büyüklüklerdi arkadaşlar? Skaler büyüklükler. Dolayısıyla skaler oluşu doğru olacak bir kere. Temel büyüklük mü? Evet, kısa muzun içerisinde geçtiği için temel büyüklük dedik. Enerji kısa muzun içerisinde var mı arkadaşlar? Yok. O zaman bu temel büyüklük mü? Hayır. Temel büyüklük olmayacak. Fakat skaler bir büyüklük mü? Onu konuşalım. Arkadaşlar enerjiden bahsederken skaler büyüklük ne demekti? Yön ifadesi bulunmayacak. Yani yönle ilgili bir durum söz konusu olmayacak. Dolayısıyla enerjiden bahsederken herhangi bir yönden bahsediyor muyuz? Etmiyoruz. Dolayısıyla doğru olacak. Buraya kadar aynı şekilde. Madde miktarına geldiğimizde madde miktarı da arkadaşlar kısa muzun içerisinde miydi? Evet. Dolayısıyla temel büyüklük müdür? Evet. Temel büyüklüktür olacak. Skaler büyüklük mü? Temel büyüklüğün hepsi skaler büyüklük olacak da dolayısıyla bu da doğru olacak. Şıklara baktığımızda arkadaşlar hangisinde görüyoruz? E seçeneğinde biz bu cevabı bulabiliyoruz. Anlaştık mı? Şimdi bir notum var. Hemen o notumla ilerleyelim arkadaşlar. Bizim hani bahsederken nicel büyüklükler, nitel büyüklükler, deney, gözlem gibi kelimeler kullanıyoruz. Bu kelimelerin anlamlarını karıştıran arkadaşlarımız olabilir. O yüzden not şeklinde hatırlatma olsun diye arkadaşlar tahtaya yazdım. Önce nicel ve niteli birbirinden ayırt edelim arkadaşlar. Büyüklüklerden bahsettik mesela dedik ki skaler büyüklük, vektörel büyüklük, temel büyüklük. Ama bunların içerisinde bazı terimler geçti. Bunları çok iyi birbirinden ayırt edebilmemiz için birer kelime de olsa arkadaşlar aklımızda diğerinden ayırabilecek kelimeyi tutmamız gerekiyor. Hani az önce skaler ve vektörelde yön kelimesinde olduğu gibi. Burada da nicel ile niteli birbirinden ayırmak istediğimizde arkadaşlar birisi ölçüm yapılarak kesin sonuçlar sonucunda sonuçlar buluyorsak biz o sonuçlara nicel arkadaşlar gözlem diyoruz. Nitel gözlemlerden bahsettiğimiz zaman ise arkadaşlar tamamen duyu organlarımıza göre bulduğumuz sonuçlar. Şöyle diyelim, araç gereç kullanarak gerçekleştirilen deney gözlemleri biz nicel diyoruz. Şuradan aklımızda kalabilir. Arkadaşlar bu nicelin C'si lütfen öyle kodlayın aklınızda. Hani santigrat derece diyoruz ya, o bir ölçüm değil mi? Yani sıcaklık ölçerken kullandığımız bir gösteri. Dolayısıyla ölçüm aracı olduğu için
Buna benzer, yani illa ölçüm aracı kullanılmasının gerekli olduğunu şu C harfinden aklımıza kodlayabiliriz. Nitel gözlemde de arkadaşlar tamamen duyu organlarıyla gerçekleştirilen deney ve gözlemlerdir arkadaşlar. Nitel ve niceli bu şekilde isimlerinden bile ayırt edebiliriz. Anlaştık mı? Şimdi gözlem ve deneyi birbirinden ayırt edelim arkadaşlar. Gözlem dediğimiz şey doğa olaylarının arkadaşlar duyu organlarımızla araç gereç kullanmadan inceleme. Yani doğada olan herhangi bir olayı belli saat aralıklarında, belli günlerde, işte belli zaman dilimlerinde gözlemleyerek herhangi bir araç gereç kullanmadan bir inceleme yapıyorsak orada bir gözlem yapıyoruz demektir. Deney ise arkadaşlar muhakkak ne olmalı? Laboratuvar ortamında gerçekleşmeli ama bunun yanı sıra düşünce yoluyla da deneyler yapılabilir ki düşünce deneyleri diye deneylerle karşılaşmışsınızdır. Dolayısıyla hemen bilim araştırma merkezlerinden bahsedelim. Hazır deney ve gözlem, nitel ve nicel gözlemlerden bahsetmişken bunların arkadaşlar yapıldığı araştırma merkezlerimiz var. Yani bilimsel bilgiye ulaşmak için bizler deney, gözlem yaparız. Nicel ve nitel sonuçlar elde ederiz. Bunlar nerelerde yapılıyor? Tabii ki bilim merkezlerinde. Bilim merkezini kısaca şöyle tanımlayalım. Arkadaşlar bilimin gelişmesini ve günlük yaşama kazandırılması amacıyla bilim insanlarının ortak, yani birlikte çalışma imkanı buldukları ve bilimsel çalışmalarını, işte buluşlarını, projelerini paylaştıkları merkezleri biz bilim araştırma merkezleri diyoruz. Orada yapılan deney, gözlemlerin sonucu aynı zamanda ne yapılıyor? Buluşlar, projeler paylaşılıyor arkadaşlar. Belirlenen bir problemi çözerek sonuçlandırmak için yapılan faaliyetlerin tamamına da biz bilimsel araştırma diyoruz. Yani bir problem var, bunun çözülerek sonuçlanması için yapılan faaliyetlerin tamamına bilimsel çalışma diyoruz. Bilimsel araştırma merkezlerinin yaptığı şeylerden bahsedelim. Nasıl bir katkısı var günlük yaşantımıza? Arkadaşlar ARGE dediğimiz araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunurlar. Bilimsel gelişimlerin teknolojik ürünlere dönüşmesine katkı sağlarlar. Bilimsel çalışmaları teşvik ederler ve desteklerler arkadaşlar. Bilimsel araştırma merkezlerinin önemi de büyüktür. Şimdi arkadaşlar bizlerin bilim araştırma merkezi olarak ülkemizde 3 tane önemli bilim merkezimiz var. Tabii ki bunların yanı sıra başka da var, illaki vardır. Ama sorularda karşımıza gelebilecek önemli 3 bilim merkezlerimiz şunlardır arkadaşlar. Birincisi TÜBİTAK, ikincisi TAEK, üçüncüsü ASELSAN. Bunlar muhakkak karşımıza çıkabilir. Bunların birazdan tanımlarını da yapacağız. Dünyada ise arkadaşlar önemli bilim merkezleri var. CERN, NASA, ESA, bunları da duymuşsunuzdur. Bunlar da dünyada kurulan önemli bilim merkezleridir arkadaşlar. Şimdi TÜBİTAK, ülkemizde bulunan TÜBİTAK'ın açılımını yapalım. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi. Zaten harfleri kısaltılarak oluşturulmuş TÜBİTAK. Arkadaşlar bilimsel çalışmalar yapan kişileri, İşte ya da kurumları destekleyerek, onlara ödül, burs vererek ülkenin kalkınmasına katkıda bulunan önemli bilim merkezlerimizden bir tanesidir TÜBİTAK. TAEK dediğimiz zaman bunu da muhakkak duymuşsunuzdur. Yani karşınıza illa bir yerden gelmiştir ama açılımlarını da lütfen harflerini kodlayarak aklınızda kalsın. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu olarak arkadaşlar TAEK aklımızda kalsın. Burada da atom enerjisi diyoruz ya, burada da atom enerjisinden de aklımıza ne çağrışım yapsın? Nükleer maddeler üzerinde araştırmalar yapan kurumdur. Arkadaşlar tıpta, kanser tedavilerinde ve teşhisi için kullanılan
kanser tedavilerinin teşhisi içinde kullanılan araç gereçlerin bakımından tutun, oradan çıkan atık ürünlerin korunmasına, saklanmasına ya da radyoaktif maddelerin yayılmasının en aza indirilmesine kadar bütün nükleer alandaki çalışmaları ülkemizde TAEK dediğimiz Türkiye Atom Enerjisi Kurumu üstlenmektedir arkadaşlar. Aselsan, bunu da haberlerde bile karşınıza çıkmış olabilir arkadaşlar, askeri elektronik sanayi öncelikle tabii ki ilk kuruluş amacı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gerekli olan mühimmatları oluşturmak. Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere arkadaşlar yurt içi ve yurt dışı müşterilere yüksek kalitede ürün sunmayı amaçlayan bir kuruluştur. Aselsan önemli bir kuruluştur ülkemizde. Bu saydığım TÜBİTAK, TAEK ve Aselsan önemli 3 bilim merkezimizde ülkemizde bulunan. Şimdi dünyadaki bulunan bilim merkezlerimizi kısaca tanımlayalım arkadaşlar. CERN demiştik. CERN açılımı arkadaşlar Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi olarak geçer. Yani Avrupa'da bulunur arkadaşlar ama dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır diyebiliriz. Çok önemlidir. Nanobilim, plazma fiziği gibi alanlarda önemli çalışmalar yapan, gerçekten önemli çalışmalar yapan bilim merkezi olarak tanınır kendisi. NASA'dan bahsedecek olursak arkadaşlar, NASA'da Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi olarak açılımı bu şekilde tanımlanır. Amerika'da bulunuyor kendisi. Uzay çalışmaları yapıyor. Tabii ki uzayla ilgili uzaydaki işte yer bilimi, tıp ya da buradaki ozon tabakasının incelenmesi gibi birçok arkadaşlar konularda bilimsel çalışmaları NASA üstleniyor. ESA'da arkadaşlar NASA ile hemen hemen aynı görevleri yapar. Yalnızca NASA Amerika'da, ESA Avrupa Uzay Ajansı diye zaten açılımı o şekildedir. ESA'nın açılımı Avrupa Uzay Ajansı'dır. Bu merkezde de yine uzayla ilgili çalışmalar yapılıyor arkadaşlar. Yani NASA ile hemen hemen aynı görevleri yapıyorlar. Arkadaşlar böylelikle fizik bilimine giriş ünitemizi bitirmiş olduk. TYT konusudur. Dolayısıyla soru çözmeyi hemen ardından soru çözmeyi unutmayalım.